Şuna bakın, mis gibi hava var. Bugün kesin çok güzel geçecek. Allah belamı vermeyecek. Siz iyi misiniz? Bir şeyiniz var mı? Söndürelim şurayı. Ateş hemen söndürseniz araba patlayacakmış az daha. Ben iyiyim, teşekkürler. Bakalım araba sağlam mı? Araba da çalışıyor, tamamdır. Neyse, bu o kadar da kötü bir şey değil. Örümcek adam iyi, sağlığı yerinde. Ne saçma şey, olur mu la öyle şey? Olmaz. O ne? Bir şey mi oldu? Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bu ne? Size ne oldu? Sonra ne oldu? Demek öyle, hiçbir şey anlamadım la. Sen bir kere ağzına niye sünger tıktın ki la, çıkartalım onu. Şimdi anlat. Ağzımda sünger var, konuşamıyorum la. Bak bu da kirli bulaşık süngeri. Sen bunu niye ağzına alıyorsun? Mikropla. Hala mikrop diyor. Herkesi bağladılar. Kürtüğüm atmışlar. Onu ben çözemem şimdi. Köye mutasyon geçirmiş suçlar saldırıyor. Mutasyon. O bir kere yalan. Onlar gerçek değil. En iyisi ben gidip şuna bakayım. Sen şunu tut. Köylüye ne olmuş? Hava da çok güzeldi. Görünen o ki köyün Allah yine belasını veriyor. Çaktırmadan neler olduğuna bakacağım. Sessiz olun. Bak la, evimin duvarını hep örümcek ağ kaplamışlar. Kim yaptı bunu? Hiç mi korkmuyorsunuz benden? O ne la? O adama ne olmuş lan şimdi? Patron, müthiş icadın sayesinde yerde yılan gibi sürünüyorum. Şu halime bak. Ben mutasyon Mahmut. Benim icatlarım her zaman çalışır Mahmut. Patron, ama diyorum ki acaba ben de mi örümcek olsaydım? O biraz daha rahat bir sürünüyorum la. Gözlerime inanamıyorum. Evimin kapısı açık kalmış. Kim açtı lan evimin kapısı bak. Bilgisayarım burada. Elmaslarım da burada, kerizler. Köyde çok garip olaylar oluyor. Siz de fark ettiniz mi onu acaba? Patron, Mahmut'a bir şey söyle la. Beni de örümcek aynen kapladı. Mahmut, bak onunla uğraşmasana la. Patron, nasıl örümcek ağ yaptım, gördün mü Mahmut'u la? Mahmut, hadi la sen açacağız la. Sinirlenme la, ama şaka olsun diye yapıyorum la. Bırakın birbirinizle uğraşmayı. Köylüleri yakalayın. Şuna bakın, iki tane de müşterimi bayıltmışlar oraya. İyi misiniz? Beni yılan soktu, ben ölüyorum, bir şey olur mu? Ne oldu ki? Merak etme, intikamını alacağım. Dur, nereye gidiyorsun? Bekle. Beklemeyeceğim la işte. Bak Mahmut'a ne yapmışsınız da? Siz bunu nasıl yaparsınız? Çabuk Mahmut'u eski haline getirin. Bu kerizle kimse kimsin? Siz beni nasıl tanımazsınız? Ben Mahmut'un en yakın arkadaşıyım. O kim la? Kim olacak? Aç arkada örümcek ağ kapladığınız adamı. Allah, yılan gibi yerlerde sürünüyorlar. Patron, ne emredersin? Mahmut, şu arkadaşı sok. Allah, şimdi ne sokmaz öyle şey, bak la. Bir şeyler oluyor. Sen bizi ne sandın? Köylüye sok. Bak köylüye bir şeyler oluyor. Bu ne? Olamaz. Aa, ben de yılana dönüştüm la. Ben niye soktunuz la? Olamaz. Köylü yılana dönüştü. İyi misin? Çok iyiyim. İlk baş bir garip geldi ama alıştım. Ölünün haline bak, yılan oldu resmen. Bana hızlı da gidebiliyorum. Köyde dolaşan birisi var, onu da örümcek ağıyla kaplayın. Emredersin patron, hemen. Bir şekilde bu köyden kurtulmam gerek. Sen ne yapıyorsun abi? Dur, hareket etme. Ne yaptın bana, hareket edemiyorum. Çok yanlış kişiye bulaştınız. İşinizi bitireceğim ben sizin, bak la. Bırakamıyorum. Yeter işte, hareket edemiyorum. Bu kadar yeter. Elimi falan bağladı arkaya. Görüyor musunuz şunu? Oysa hava da güzeldi. Bugün iyi geçmesi gerekiyordu. Niye böyle oldu anlamadım, gitti. Yürüyemiyorum, halime bakın. Bana bak. Sen yanlış köye bulaştın. Ben onu sana söyleyeyim baştan. Demek öyle. Ben süper kazmam sayesinde bütün köyleri ele geçirmeye geldim. Ve beni hiç kimse durduramayacak. Köylülere bakın, kaçmaya çalışıyorlar. Kazmam sayesinde bu köyü yok edip yerine yüksek katlı binalar dikeceğim. Böyle bütün köy yok olacak. Olamaz, silah dükkanım. Demek bu dükkan senindi. Size hiçbir yere gidemezsiniz demedim mi? Siz de alın. Benim icatlarımla kimse başa çıkamaz. Patron, vallahi helal olsun, nasıl yapıyorsun la? Mahmut, niye öyle konuşuyorsun? Dükkanı saniyeler içinde yok ettim. Gördünüz değil mi? Şu hale bakın. Silah dükkandan eser kalmadı. İşte ben böyle yok ederim. Gördünüz mü? Gitti. Silah dükkanım gitti. Ben size ne yapacağımı biliyorum. Sonunuz geldi. İşinizi bitireceğim sizi. Benim dükkanıma zarar vermeyecektiniz. Şimdi ağzındakini çıkartacağım. Ondan sonra dişlerinle şu örümcek ağını temizleyeceksin. Yapman gerekeni anladın mı? Gel buraya. Ben örümcek ağını ağzımı değdiremem la.
Leş gibi sünger ağzının içine girdi, bir şey olmadı. Çabuk şunu çöz, intikam almam gerekiyor. Önce şu elimi çöz, ben kendimi kurtarırım. Çöz. Şimdi gelin buraya. Girelim eve. Demek buradasın. Yakaladım seni. Yanlış kişiye bulaştınız. Dedemin tabancasını alacağım şuradan. Alalım. Şimdi dışarıya ses gitmesin, şu kapıyı örtelim. Köyleri korumak için gizli bir oda yapacağım şuraya. Burası. Burada güvende olabiliriz. Köyleri buraya indireceğim. Hazırsanız bu adamın süper kazmasını elinden alacağım. Gizli odayı görmemeleri için üstünü kapatacağım böyle. Köyleri kurtaracağım şimdi. Geldim, tamamdır. Elini çözeceğim şimdi senin. Çözelim. Evimin içine gizli bir oda yaptım. Oraya ineceksin. Tamamdır, kurtardım seni. Gel benimle. Seni de çözeceğim hemen. Tamamdır. Şimdi bu adamın silahlarını ve kazmasını elinden alacağım. Onun evine doğru tünel açıyorum şuradan. Ben gidiyorum. Güle güle. Çok yardımcı oluyorsun. Çok sağ olun. Ne demek la, burada duruyor alt tarafı. Görüyorum zaten. Duruyorsunuz anca. Evine doğru tünel açıyorum. Aydınlatalım şurayı. Tamamdır. Tüneli tamamladım. Adamın evinin altına ulaştım. Siz arka tarafı kontrol edin. Birisi gelirse söyleyin. Kimse geliyor mu? Tamamdır. Çıkalım. Buradayım. Bakalım. İşte evinin altındayım. Şuradan çıkacağım. Kimse var mı? Şimdi işinizi bitirdim işte. Yani o kazma benim için çok önemli. Şu silahları alalım şuradan. Hepinizi delik deşik edeceğim. Yılan olun. İsterseniz örümcek olun. Hiç fark etmez. Bakalım. Kazması ve panzehirler burada. Şu panzehirlerden biraz alalım. Yılan beni falan sokarsa kurtulurum hemen. Hazırsanız işlerini bitiriyorum. Silahları şuraya alalım. Yılanlar dışarıda. Patron, burada birisi var. Doğru, buradayım. Onu sokayım patron. İndirelim. Buraya gelin. Sakın yanlış bir hareket yapmayın. Gel buraya. Tamamdır. Yılan falan dinlemem, delik deşik edeceğim. Kaçma. Sen de buraya gel. Yakalandın. Abi ne olur abi. Köylüler de tünelden çıkıyorlar. Kim de abim olduk la. Allah ne sokuyorsun, acıdı la. Patron, soktum onu. Bana bir şeyler oluyor, başım dönüyor. Yanlış kişiye bulaştın. Neredesin, dur la. Yılanın Mahmut'u niye vurdun la. O da bir şeyim, bana bir şeyler oluyor. Kendim bir garip hissediyorum. Yılan oldun. Şimdi yılanın başını küçükken kopartacağım. Yılan mı oldun? Böyle saçma şey olur mu la hiç? Olamaz. Bu halim de benim. Beni yılana çevir. Bunu nasıl yaparsın? Artık düzelmen imkansız. Amma yalancı. Amma sahtekar bir insansın. Panzehir var. Evin içinde buldum. Şimdi bunu vurunca düzelirim. Onu nasıl anladın la? Sendeki zekayı kuşa taksak ters uçar la. Ne var onda? Şuna bakın. Yerin altını görebiliyorum. Toprağın içine girebiliyorum. Halime bakın. Çok hızlı şekilde sürünebiliyorum. Görüyor musunuz şunu? Şimdi seni gömeceğim. Kıralım şurayı. Kıralım. Abi nereye gidiyor abi? Beni yılana döndürmeyecektin. Tamam, bu kadar derinlik yeter. Ben gidiyorum, görüşürüz. Çıkalım şuradan. Şimdi bu kerizi toprağın içinde bırakacağım. Dileyelim. Geçmiş olsun. Ben onları uyardım, beni dinlemediler. Bir de dükkanımı kırdı. Saplayalım. Bulduğum elmasları bu kazmayla kolayca toplayabiliyorum. Böyle. Görüyor musunuz şunları? Zengin oldum desem başım ağrımaz. Şunları da alacağım. Polisler geliyor. Eğer bu süper kazmayı polislerden saklayıp bu elmaslarla zengin hayatı yaşamamı istiyorsanız yorumlara 99 yazın. Mahmut la, dur la, sokma la. Olmaz Mahmut, ben yılanım, sen de yılan olacaksın. Al bakalım. Dursana la. Köylüye bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Bu köyde yılana dönüştü. Beni de yılan soktu, kafam büyüyüp büyüyüp küçülüyor la. Birazdan yılana dönüşeceksin. Ritme göre dans edeyim. Ne? Mahmut, ben de sana telefonumda Latine Pergison Lopsa açayım. Çok güzel Mahmut, ritme göre çok güzel dans oluyor böyle. Kafamın büyüyüp küçülmesi iyi oldu aslında. Mahmut dümbelek olur, dümbelek de açayım Mahmut. Evet, bugün köye mutasyon suçlar saldırdı. Suçların süper kazmasını ele geçirdim. Eğer bu süper kazma sayesinde zengin olma ve kendime yeni güzel bir ev yapmamı istiyorsanız yorumlara bir yazın. Eğer kendimi yılana dönüştürüp o suçlu başkandan yılan olarak intikam almamı istiyorsanız yorumlara 2 yazın. Umarım video size gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.
Evet arkadaşlar, video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.